Nedret Ersenel, Tule üssü, Ortodoks Kiliseler Savaşı, Vatikan-Çin Anlaşması ve İsrail'e Yahudi Boykotu. Küresel havalimanımızın açılışına sayılı günler kaldı. 29 Ekim ve bu adımın birçok ülkeyi korkuttuğunu biliyoruz. Öyle ki Ulaştırma Bakanlığı'nın havaalanının açılacağı günü duyuran açıklaması dahi bu projeyi duyurmaya kimsenin gücü yetmeyecek ibaresini taşıyordu korkutucu projeleri sadece Türkiye yapmıyor. Örneğin Grönland gibi ilk bakışta kuş uçmaz kervan geçmez yere havalimanı kurmak isteyen Çin var. Grönland'a harita üzerinde şöyle bir baktığınızda dahi buradaki bir pistin ne anlama geleceğini hemen kestirebilirsiniz. Hem yatay hem dikey yönlerden. Kuzey kutbu zaten dünyanın başına hayli iş açacak potansiyel barındırıyor ve Grönland o işlerin çatı noktası demek. Grönland'a hava alanı yapmak isteyen Pekin merkezli Çin şirketi aynı zamanda Dünya Bankası'nın kara listesinde. Bu projeye teklif verince diplomatik stres tavan yaptı. Bölgeye hevesli ülkeler hemen itiraz etti ama yerel yetkililer Çin şirketi kalıyor dedi. Amerikan üssü Tule ancak Grönland özelinde daha ciddi bir durum var. Çinlilerin ilgisi yeni değil. 2016'da eski bir Amerikan üssünü almak istemişlerdi. İzin verilmedi. Şimdi ise asıl sorun bölgede bulunan devasa ve stratejik bir Amerikan üssüyle komşu olma ihtimali. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Tule Hava Üssü, Amerika'nın savunması için hayati önem taşıyor. Hava Kuvvetleri'nin 21. Uzay Filosu, balistik füzeleri izlemek için kullanılan güçlendirilmiş erken uyarı radarı ve uzayı gözetleme sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Tabii 10 kilometrelik bir pist artı Pentagon'un vazgeçilemez saydığı dünyanın en derin su limanıyla birlikte. Washington için Grönland'ın önemini yayınlanalı bir hafta olmayan şu haberden anlamak mümkün. NASA kutupları incelemek amacıyla uzaya 1 milyar dolarlık uydu fırlattı. Söz konusu uydu Grönland ve Antarktika'yı gözlemleyecek. Şöyle diyor uyduyu yapanlar: Göz kırpma süresi yarım saniyedir ve bu sürede uydu her 6 merceğinden ölçüm yapacak. Bu her gün, her saat ve her saniye boyunca 3 yıl sürecek. 16 Eylül Sputnik Uzatmayalım, bölgedeki olası Çin varlığı Amerika'nın hayatını zorlaştıracak. Pekin, Çinli Katoliklerin lideri olarak Papa'yı tanımak üzere. Muhakkak duydunuz. Ukrayna Kiev Patrikhanesi, Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılarak bağımsızlık talep etti. Fener Rum Patrikhanesi de bu talebi ciddiye aldı. Hatta temsilci gönderdi. Bunun üzerine Rus Ortodoks Kilisesi Patrikhane'ye tepki gösterdi. Büyük bölünmeye yol açar dedi. Ardından Fener Rum Patrikhanesi'nin adının kiliselerde anılmasını yasakladı. Krizin çerçevesi kabaca böyle. 250 milyon Ortodoks'u ilgilendiren bu hamleler Elbette dini değil, politik. Çok ayağı var ve Amerika dahil birçok ülke tarafından gerilim besleniyor. Meraklısı için. Ortodoks dünyasındaki bağımsızlık mücadelesi kiliseler arası ilişkileri gerdi. 18 Eylül Anadolu Ajansı. Teopolitik üzerinden küresel dengeleri zorlama merakı, hırsı da sadece bu bölgeye ait değil ama coğrafyalar ve dinler değişse de hepsi rabıtalı. Papa'nın Çin Katolik Kilisesi üzerindeki otoritesini Pekin'in tanıyacağı bir Çin Vatikan anlaşmasının imzalanacağı dedikodusu ayyuka çıkmış durumda. Çin'in attığı bu adımın üzerinde çok düşünmek lazım. Garip bir iş. Yani Papa Çin Katoliklerinin dini lideri mi olacak? Papa bu kabul karşılığında Vatikan onayı olmadan Pekin tarafından atanan, aforoz edilmiş Çinli piskoposları tanıyacak. Global Times gibi Pekin'in sesi türünden basın organları Vatikan'dan bir delegasyonun ay sonuna kadar Çin'e geleceğini, prensipte anlaşılan konuların imza altına alınacağını duyuruyor. Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle Pekin'i baskı altına almaya hazırlanan ki bu konuyu biz de dikkatle izlemeliyiz. Amerika'dan gelen yorumlar bunun din özgürlüğü olarak tanımlanamayacağını ama dinsel özellik sayılabileceğini söylüyor. Yine de Minik bir sorun ortaya çıkabilir. Çin Komünist Partisi. Dünya Yahudileri İsrail'e boykot uygular mı? Cumartesi garipliklerine devam edelim. Bir başka tartışmalı ve popüler konu İsrail ile dünya yahudileri özellikle de Amerikan yahudileri arasında bir krizin yaşandığı tezi. Dünya işleriyle ucundan ilgilenen herkesin bildiği Pulitzer ödüllü New York Times yazarı ve ünlü think tank Stratfor'un kurucusu Thomas Friedman, İsrail'in Yahudi cemaatine diasporasına saygı duymadığını ve dikkate almadığını söyledi. İsrail'e giden bağışlarda da bazı kısıtlamalar yaşandığını ekledi. İsrail dışarıda ne yaptığımıza ve yaşam biçimimize saygı duymuyorsa neden ona para gönderelim ki? Meşhur ve meşhum Yahudi lobisini de destekleyen Yahudi cemaatinin İsrail'e boykot uyguladığı gibi bir cümlenin zikredilmesi şaşırtıcı ama işin rengi gözden kaçan yaşam biçimi ifadesinde değişiyor. Bu açıkça dinle ilgili. İsrail ve dış Yahudiler arasındaki sorun bu. Üstelik tezahürünü Tel Aviv'in Orta Doğu politikalarında dahi gösteriyor. İsrail milliyetçi, hatta Yahudi karşıtı bir rejimle hizalandı, bu dünya Yahudilerinin pozisyonunu etkiliyor minvalli makaleler kaleme alınıyor. 19 Eylül Haret Nedret Ersanel, Yeni Şafak